Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi mobilyacılar sitesinden, arkamda görmüş olduğunuz yoldan aşağıya doğru indim. Freniniz tutmasa dükkana gireceğiniz bir mekana geldim. Neredeyim? Taceddin Usta Kebap'tayım. Dostlar, şimdi o kadar güzel lezzetler var ki içeride aklınız durur. Hatta iddia ediyorum, kolay kolay böyle konuşmam, biliyorsunuz ve gurme değilim diye her zaman da söylerim. İddia ediyorum, Adana'nın en güzel baharatlı tavuğu burada. Kebabı başarılı. Ya diyecek kelime bulamıyorum. Hatta videoyu çekerken hissedeceksiniz, elim ayağım titredi. Bu kadar güzel lezzetler olamaz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu harika videonun tadını çıkartıyorsunuz. İçeride Taceddin Usta ve oğlu Muhammed bizi bekliyor. Buyurun efendim. Taceddin Usta'm, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne var ne yok, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağlığınıza duacıyız. Allah iyilik versin. Şimdi ne yaptın abi? Şimdi burada? İşte biraz el kıyması aldım. Aklımızı almaya başladın. Evet, biraz işte el kıyması yaptık. Yağlı kanalıdır, sırt kanalı. Şimdi kuyruk yağı atmadın. Atmadık, kendinden yağlı olduğu için. Değil mi? Gerek duymadık. O yüzden gerek yok. Yoksa normal kebabımıza kuyruk yağı kullanıyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi zaten bu sırt bölgesi yağlı kara olduğu için yani kendinden yağlı. Evet. Bir de hatta şöyle bir muhabbet vardır ya, kaburganın kendi yağı var derler. Aynen öyle. Evet. Bu da aslında birazcık da kaburga tamam. Sırt kısmına yaklaştığı aynen. için. Evet. Ondan böyle yapıyoruz. Şimdi biraz da kapya kullanacağız. Kapya. Heh, şimdi onu diyecektim. İçine evet. başka ne koyuyorsun diyecektim. Tuz, biber. Zırhla zaten. Taze taze hemen. Abi kasabın yıllardır aynı bir kasap mı? Aynı. Yıllardır demeyek de yani uzun zamandır. Uzun zamandır. Peki kaç yıldır bu meslekteyiz Taceddin Usta'm? Vallahi 45 yaşındayım. İlkokul işlemeli yapıyorum. Ey maşallah. Şimdi zaten senin abin de kebapçı. Evet. Çocuklar da kebapçı. Çocuklar da kebapçı. Maşallah. Siz o zaman aile sülale boyu abi. Evet aynen. Hatta kızım da salatacı ama şu an hemşirelik yapıyor. Öyle mi? Kurtada. Tamam, doğru. İşte peki abi şimdi kapya hemen taze doğruyorsun. Şimdi Taceddin Usta'm, normalde kapyayı, karahisalı biberini çok kebapta böyle tercih eden de var, etmeyen de var. Sen tercih ediyorsun. Ya genelde az da olsa kullanıyoruz yani. Tat verdiği için yapıyorsun. Yani. Ama suyunu sıkacak mısın? Tabii suyunu şimdi anlıyoruz. Şimdi suyunu da orada zehrini aldın yani. Aldım. Ondan sonra içine böyle mis gibi. Çünkü şöyle sulandırdığı zaman kebabı da sulandırıyor. Tuzunu attık. Tuzunu attık. Bir de toz biber. Aynen. Toz biber Urfa'dan mı? Yok, Adana'dan ama kaliteli, çok güzel. Değil mi? Bu şey sahte iş olmayacak bunun içinde. Ondan sonra Adana kıymamız hazır. Hazır. Evet, ne bulmasa hazır. Ha, yine bir geçiyorsun sırtla. Standart kebabın bu mu? Hemen hemen. Vallahi dostlar, Taceddin Usta'm 45 yaşında, ilkokul 3'ten beri bu işin içinde. Gördünüz hazır. Böyle 5 dakikada Beşiktaş kıymamızı hazırladı. Şimdi şurada terazi de görüyorum ben. Evet. O zaman bunu şöyle yapıyoruz. Porsiyonu biz şimdi onu soracağım. 1,5-200 gram. Evet, 1,5-200 gram. Size 1,5 yapacağım. Olur. 1,5 yiyelim. 20 gram daha. Evet. Hile hurda yok diyorsun yok, yani. Abi, süper. Abi, 10 numara abi. Hak geçmesin. Yok, abi. Mükemmelsin. Mükemmelsin Taceddin abi. Kolay gelsin. O zaman şimdi tabii. Şişe saplıyoruz bunu. Aynen, saplayacağız. Yanına biraz da kuşbaşı ciğer. Onlar da zaten burada yakışıklı ustam hazırlamaya başladı. Şimdi tezgahı ne attın baba? Tezgahı kuşbaşı attık abi. Şimdi kuşbaşımızı da giriyorsun. Yağlı karamız var. Ciğer vereceksin bize. Şimdi ciğer veriyorum. Oh, böyle dostlar. Senin isim neydi abi? Benim isim Ramazan. Ramazan ustam da Taceddin ustamın yanında. Evet. Şimdi sen kaç yıldır buradasın abi? Ben de yeni. Tamam. Kaç yıldır bu işin içindesin? Ben de bir 7 yıldır. Ben babam da kebapçı aynı zamanda. Maşallah. Biz de
Kadir Tunus'ta zaten geçmişinde kebap şey olmayan almıyor yanına. CV'de kebapçılık yazacak ha, öyle mi abi? Özgeçmişte kebapçılık yazacak. Oo, sapladım da mis gibi. Taze taze. Olayı halletti ustamız. Şimdi hemen şurada kuşbaşına geri dönmek istiyorum. Abi bu etin neresi? Bu da etin sırtından. Bunu da sırttan evet, yapıyorsun. Sırttan yapıyoruz. Aralarına kuşbaşlarını çekiyoruz. Bunlar dürümlük. Dürümde şimdi kuşbaşı olarak kaç gram koyuyoruz abi? 100 gram dürüm. 100 gram. Servis 140 gram. Servis 140 gram. Kebapta da Adana'da da böyle mi? Adana 130 gram. Yok şey dürümde. Aynen aynen. Evet. O da 100 gram dürümde. Standart aynen. Dürüm tamam. 100 gram servis. Kuşbaşı 140. Adana 130. Oh. O zaman dürümlerimiz hazırlanıyor şu an. Devam et. Şimdi Muhammed Usta. Sana da kolay gelsin. Böyle filinta gibi adamsın sen de. Kebap iyi yiyeyim böyle oldun. Evet, aynen. He? Değil mi? Kebaptan böyle oldu. Sen de burada salata işini yapıyorsun. Taceddin Usta'nın oğlusun. Evet, öyle. Oo. Eline koluna sağlık kardeşim benim. Şimdi Taceddin abi, bu ciğerimiz standardımız mı? Servis bu mudur abi? Servis bu abi. Altında böyle çok güzel bir karışım görüyorum. Evet abi inşallah. Şöyle. Bolca. Bunlar aynı baharat. Evet. Sosu tavuğumuza uyguluyoruz. Bu tavuk göğüs mü? Tavuk göğüs ama çok lezzetli oluyor. Yani. Bu sosla. Oo, belli ya bu sosla. Tavuk da sana bir şey değil mi? Zaten en büyük espri abi baharat. Baharat. Bence. Evet. Artı tavuğunun kalitesi. Aynen. Yani gitmiş kokmuş tavuk almayacaksın. Evet. Şimdi bir güzel terbiyemizi yaptık burada. Evet. Hafif de ayçiçek yağı. Döküyorsun mecburen. Evet. Ha, ciğeri de döküyorsun. Ciğere de. O zaman şimdi birazcık Urfa usulü oluyor biraz ciğeri sanki değil evet. mi? Evet. Biraz onu alıyorsun. Ooo. Pişirdin sen zaten bunları aynen. köze girmeden. Ateşe girmeden. Evet. Ne yaptın sen burada bunları pişirdin abim be. Taceddin abi hadi bu harika lezzetleri ateşte buluşturalım. Oo, tezgaha bak ya. Şimdi burada light kebap da var. Light kebap da var evet. Kıyma tavuk da var dostlar. Evet, dürüm yapıyoruz. Onu da. Oo, tezgahın güzelliğine bak. Hepsinden var. Benim kanal gibi oldu abi ya. Hepsinden var. Hepsinden var vallahi. Abi şimdi buradaki tavuğumuz da standart porsiyon mu? Bu standart porsiyonumuz. Tamam. Ciğerimiz standart porsiyon dedik. Her şey standart. Yağlı karamız standart. 1,5 standart. Ha o 1,5. Tamam. 1,5 bu. Bu standart 1,5. Oo. Vay 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 vay. Abi şimdi burada bir gürgen tezgahını da görüyorum senin. Evet, gürgende. Bu kolay kolay bulunmaz. Evet, evet. Senin eski olduğunu gösteriyor aslında. Aynen, aynen. Seviyoruz biz bunlarla büyüdük. Ya. Şimdi biliyorsun bunlar Avrupa mi? Birliği kapsamında bu yasak. Yasak ama bu daha doğal. Daha aslında daha bence sağlıklı olanı bu. Şimdi bunu doğradığın zaman yesen bile sorun yok ama onu yedin mi petrol gibi. Evet, aynen. Ama çok çok petrol. Çok doğru diyorsun. Tezgahında böyle tiril tiril. Maşallah hepiniz böyle kılığınız, kıyafetiniz. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben hiç böyle bir mekan beklemiyordum. Eyvallah. Ciddi söylüyorum. Bu bize özel değil. Yok yok bir şey. Yani vatandaş bu videoyu izleyip gelse bile göreceği, karşılaşacağı nokta bu. Zaten öyle görürler. Usta ne gördüysek o. Hatta diyor araba bile öyle. Arabada da çok. Bu arada şu arabayı çekmeden edemeyeceğim. Dostlar arabada arkada böyle güzel. Allah herkese nasip etsin o nostaljiyi. Şimdi bak olayın taze olduğu burada. Şimdi bazıları da ne yapıyor? Bunu kağıda basıyor abi. Yok abi lezzeti kağıt basılır değil mi? Mı? Kağıda basılır mı? Lezzeti ekmeğe. Bu güzelim yaraya gider mi? Buyur abi. Abi şimdi kıymayı hayvanın her yerinden yapıyorum dedin. Ya hemen hemen kullanıyoruz. Şimdi yapıyoruz desek yalan olur. Yani kullanılacak olan her şeyi kullanıyoruz. Yağlı karamız adı üstünde zaten var. Sırt. Sırt evet. Kuşbaşı. Nereden yapıyoruz? Az önce söylemiştik ona kardeşim. Ona duruma göre yumurtadan çıkıyor, işte yağlı karalıdan, sırttan çıkıyor. Kaburgadan çıkıyor, oradan. Ya hayvanın her yerinden yapıyorsun evet. anladığım kadarıyla. Aynen. Tavuğumuza göğüs dedik. Evet. Ciğerimiz, bu arada şimdi bunlar erkek koyun, kuzucu, doğru mu? Abi, kuzu. Erkek. Koçları gördünüz orada. Aynen öyle, aslında evet ilk geldiğimizde de gösterdin. Evet. Oo, bu da tavuğumuz. Şimdi baharatının içinde anladığım kadarıyla isot var. Yiyince anlayacaksınız. Evet çok özel bir baharat. Peki. O zaman çok detaya güzel. Girmiyorum. Aynen. Detaya yerken gireceğiz. Aynen. Vallahi billahi dostlar. Taceddin ustam aklımızı alacak. Bizi şaşırttı vallahi burada. Şimdi
Abi kaçta kaç arası hizmet veriyorsun burası? Sabah 8, akşam 10. Sabah 8, akşam 10. Burayı evet, tarif edelim. Levent Caddesi, mobilyacılar arkası. Yukarıda mobilyacılar sitesi var. Oradan aşağıya doğru E5'ten inerken Ceyhan yolundan inerken, burayı görebilirler zaten. Altek'in oradan girişi yapıldı mı? Altek yapı market var. Altek. Evet. Oradan girişi yapıldı mı? Direkt dükkanın içindesin. Dükkanında aile yeri de var. Kasa, dışarıda masaların var. Aynen. Vallahi 10 numara 5 yıldız abi. Aynen. Eline koluna sağlık. Bu arada light dürümlerimiz hazır. Evet. Oh. Bu da böyle esnaf kardeşlerimize, dışarıdan gelen emekçilerimize yapıyorsun ağırlıklı. Ne kadar abi onun fiyatı? Tavuk dürüm 12 TL. 12 TL. Taceddin abi 5 dakikada Beşiktaş. Ekmekler yağladı. Ekmeklerimizi yağladı. Isıttın. Kebabımız hazır burada. Evet. Muhammed kardeşim bizim esas tezgahı orada kuruyor, hazırlıyor. Vallahi billahi salata sunumu var kardeşim taze, da. Aynen. Taze taze salatamızı yaptı. Şimdi tezgahımızı kuruyor orada. Güzel böyle sunum orada olacak dostlar. Şimdi senin ocakbaşı olayın da çok güzel. Çok güzel. Gelen misafir hiç yorulmuyor. Kışını canlı canlı göreceğiz. Kışın var ya. Çok güzel. 10 numara iş o kışın. Şu an bile insanlar tercih ediyor. Ekmeğimizi ısıttın. Muhammed Usta. Şunu şöyle direkt ocakbaşı. O ne oluyor? Şimdi sıcak sıcak kalacak orada. Gel abi sen buradan. Etimiz zaten bulgur gibi dağıldı. Aynen. Allah hazır. Allah. Olay bu. Şunu da. Şimdi o zaman ben bu tarafa doğru geçiyorum tamam, Taceddin geç. Abi. Sen de pişirip gel. Şimdi burada şeyi de görüyorum ben. Neyi? Kömürün de orijinal ama. Evet, kömürümüz de çok güzel. Portakal kökünü, portakalı koymuşum buraya. Evet, evet. Vallahi abi soğanı hazırladın, domatesi hazırladın. Her şeyimiz hazır. Evet. Allah Allah. Pişmiş domatesimiz hazır, soğanımız hazır, etimiz hazır, sulu sulu, kurutmuyorsun. Aman abi elini de yakma. Haydi ben o zaman bu tarafa geçiyorum şimdi. Şimdi dostlar ocak başında yiyeceğiz. Yengem hadi sıra sizde. Top sizde yengecim. Şöyle. En önemli ana geliyor. Sunumumuz da bu şekilde dostlar. Şimdi burada heyecanla bunu yiyeceğiz. Şimdi Taceddin abi. Olayın mükemmel. Evet. Bu standart sunumumuz var. Standartımız bu. Cacığımız var. Cacık neyi bu? Soğuk. Ha bir dakika. Aynen. Ne dedin sen buna? Su. Ayran çorbası. Mehir diyoruz buna. Dövmeyle. Dövme falan mı var? Dövme burada? Yapıyoruz evet. Dövme var. Ha. Bir bakın tadına. Orijinal dövme. Kendimiz hazırlıyoruz. İlk başta cazır gibi görünüyor. Heyecan yaptım, panik yaptım. Aklım gitti. Aklım gitti dostlar. Bu arada hanımınkini aldım yanlışlıkla. Evet. Bu çok başarılı. Evet. Peki standart sunumunda? Standart. Tamam. Etimiz bu. Yani evet. Ben şunu sormak istiyorum. Bu. Şimdi tamam burada işte yağlık aramız var, tavuğumuz var, ciğerimiz var, Adana kebabımız var. Evet. Ben sadece ciğer alsaydım da bana geliyor muydu? Geliyor. Bu serviste tamam. Hepsi geliyor. Ha, standartımız bu. Dürün, aynen servis tamam. Standartımız geliyor. Şimdi soğutmadan abi önce aynen. Ben şuradan bir bak bakayım. Şu bulgurun bak dağılıyor ya şuna bak. Nasıl dağılıyor? Bulgurun bir tadına bir bakayım ya. Hepsini çek yengeme ver, pişsin nasıl? Aynen öyle yapacağım. Evet. Yengem onu olduğu gibi dürüm yap. Arasına biraz soğan. Afiyet olsun. Tamam sen de al ya. Tamam ben biraz ciğer alacağım. Ciğer işte aklım evet. Hangi, elim ayağım titriyor. Baksana hangisini yiyeceğimi şaşırdım. Aferin. O yüzden şöyle bunu da böyle çekeceğim evet. Tamam mı? Taceddin abi. Evet. Bir parça ekmek de ben alayım. Tabii ustam özür dilerim şöyle veriyorum. Şimdi peki abi. Ocakbaşı parası alıyor musun insanlar? Yok. Abi bunu da ekmeksiz yiyeceğim. Dostlar evet. Şurada bir şey göstermek istiyorum. Bakın sulu sulu yani kurutmamış usta. Evet. Gayet güzel. Tamam. Geç şuraya. Bismillah.
Şimdi ezme bizde kaşıkla yenir abi. Hı. Niye? O zeytinyağını, nar ekşisini hissedeceksin. Şurada tablacımız var. Buna da bir bakalım. Böyle. Yalnız bu başlı başına bu niye ya? Hepsi birbirinden güzel abi. Hepsi birbirinden güzel. Bu Muhammed kardeşimin yapmış olduğu salata. Evet. Taze taze yaptı. Dostlar. Taze taze. Nar ekşisi. Hepsi 10 numara. Bunu gelelim. Gelen misafire sadece çatal batırmak kalıyor. Ekstradan hiçbir şey ilave etmen gerek yok. Aynen öyle. Şimdi ciğer yiyeceğim ama. Şöyle. Ciğerin yanında kimyon falan vermiyorsun. Kimyonumuz var ama ona da gerek yok. Her şey için. Aynen öyle. Şimdi bunun ciğerin yanına gidecek en güzel şey. Abi şimdi bizim burada aklımızla oynadık. Ayranın... Hiç bir soğanımız vardı, unuttuk onu. Burada hiç, mı? Hiç gerek yok. Burada. O da burada. Şimdi ayranın el yapımı. Şalgamın el yapımı. Yani burada aslında çok da böyle makine işi yok. Doğru mu? Bunu da veriyorsun böyle pişmiş domates soğan. Tamam. Servise bunların hepsini veriyorum. Abi. Şimdi insanlar sana ulaşmak isterse nereden ulaşıyorlar? Telefon numaran var mı? 552-755-90-94'ten. Ben iyi biliyorum. Ya, ben bakıp geçeyim. Sağa sola bakın, numara nedir senin? Bu da fena. Bu tavuk da var. Ekmeksiz ye bakın. Göğüs olduğunu. Böyle bu kadar bekliyor muydun? Şimdi baksın. Bu da kuru değil. Yiyince daha şaşıracaksınız. Bir dakika, baharatı çok farklı. Çok özel bir baharat var. Yani adam bunu bıldırcın niyetine yiyor. Evet. Yani gerçekten şaka olsun diye söylemiyorum. Alıyorum. Taha bundan yemelisin oğlum. Öyle mi? He anam. Yengecim. Yengem ciğer yemedi. Şimdi. Yengem bir de ciğere de bak. Şimdi abi, böyle yemek sepeti getir, abi giremiyoruz onlara. Girirsek cevap veremeyiz. He, bu halin geçiyor yani. Yani hazır olana bakalım yeter diyorum. Bu da güzel bir sepete şey. Sepete giremiyoruz aynen. Tamam, sepete girme abi. Boş aynen. Ver. Çünkü dediğim gibi bu sefer makinelaşmaya başlıyorsun. Aynen. Hazır olana bakalım yeter bize diyorum. Abi hangisini yiyeceğimi şaşırdım. Şimdi peki... Ezmeye bakmıyorum. Ustacım. Şimdi insanlar sizi niye tercih etmeli? Ya bizim bir kere açık mutfak, her şeyimiz göz önünde. Açık mutfak olduğumuz için insanlar genelde tercih ediyor. Her şeyi taze taze yapıyoruz. Gördüğünüz etine varana kadar. Salatalarımız, içeceklerimiz, her şey göz önünde. Yani ustalarımız ne yaparsak iyisiyle kötüsü. Tamam, bu bile tercih sebebi diyorsun bunun. Tercih sebebi, aynen. Nasıl buldun? Yüzüme diye söylemin değil mi yenge? Yani ben söylerim. Değil mi? Beğenmediysen beğenmedim derim. Eyvallah. Yani. Ellerine sağlık. Videoyu yayınlatmaz güzel değilsin. Değil mi? Ellerine ne güzel bak. Gerçekten. Aha nasıl? O da biraz bekledi ya yengecim. Biraz beklediğinden dolayı biraz gene de. Gene de harika. Abi hepsi birbirinden güzel. Dostlar muhakkak yolunuz mobilyacılar sitesine düşerse ya da düşmese bile hususi bu lezzet için bile buraya gelinir. Yani burada bir emek var ve bu emeğin karşılığı da burada. İnşallah alırsın da. Evet. Şimdi sana şu kıymetli soruyu da soracağım. Dün öğlen ne yedin abi? Ne yedik dün? Kebap yemiştim. Hatırlamıyorum. Vallahi aynen. Kebap yemiştim de başka bir şey değil. Kebap canım kebap yer abi. Doğrudur şey yani. Genelde ben de yedim. Acaba farklı bir şey mi yedim onu düşünüyorum. He onu bilmem. He işte onu düşünüyorum. Onu farklı bilmem. Bir şey mi yedik? Ama zaten şu lezzeti her gün ye bıkmazsın. Hayır, bıkmazsın. Adana'da bıkmazsın usta. Evet. Bu lezzetten bıkmazsın.
Şimdi evet. Yeşilliğim böyle bol bol. Aynen bol her bol. Her şeyimiz bol bol. Bol bol abi ya. Abi. Baksana ben şimdi güzelliğine. Geldim. Senden bir tane adana istedim. Ne kadar onun fiyatı? 30 TL. Yanında salatalarımız, mezelerimiz 30 TL. Porsiyon. 130 gram var demiştim. 130 gram. 130 gram 30 TL. Gayet güzel. Dürüm isteseydim ne kadar daha? 22 TL. 22 TL. 22 TL. Ciğer, kuşbaşı vesaire hepsi aynı. 20 lira. Ciğer 20. Ciğer 22, Adana kuşbaşı 20. Çünkü ciğer 2 kilosu artık 85-90 arası. Artınca. Aynen. Vallahi dostlar. Mükemmel lezzet dostlar. Şöyle yapalım gel. Hı. Böyle yapalım. Yengeme. Ben zaten eşlik ediyorum. Hı. Aynen. Yengem ama bu salataya yetişmedim yengecim. İzleyicilerimize son söylemek istediğim bir şey var mı? Ya izleyiciler tabii şimdi söylenecek çok şey var da. O kadar çok şey var ama evet. Şimdi insanlar artık vakit yetmiyor. Her şeyi 10 saniyeye, 20 saniyeye yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet, maalesef öyle. Yani o nedir? Sağlık, mutluluk diliyorum herkese. Ustanın kralı. Evet. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Huzur, başka ne dileyim? O zaman benim de şöyle bir dileğim var dostlar sizden. Taceddin Usta'ya gelin. Taceddin Usta kebapta bu harika lezzetlerin tadına bakın. Yemeseniz bile çaya gelin. Tabii tabii çay kahveye gelin. Tabii çay kahve. Mekana oturmaya gelin. Buyurun oturun. Tertemiz, cıncık gibi. Stres atmaya birebir kaktüslerimiz, çiçeklerimiz. Evet, orada çok başarılı. Evet. Çok hoşuma gitti. Evet. O zaman dostlar videomu burada sonlandırıyorum. Eyvallah. Ayaklarınıza sağlık. Senin de ellerin kollarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yengemle beraber geldiğiniz için şeref verdiniz. Çok memnun oldum. Eyvallah. Geldim. Gerçekten. Bütün ekibin, Muhammed kardeşimin, ustamın, evet. O da evet. Kameramanımız oldu şimdi evet. Sağ olsun. Herkesin elinde koluna sağlık, senin elinde koluna sağlık. Dostlar, hepsinden var YouTube kanalında bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.